Evladı eski eşi tarafından kaçırılınca çalmadı kapı bırakmamış, en son Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşıp yardım istemişti. Neyse ki sevindirici haber geldi. Oğluna gözyaşlarıyla kavuştu. Ben 2 gündür ne yiyorum, ne içiyorum, ne uyuyorum, yani şu an mahvolmuş durumdayım, ciğerlerim yanıyor. Bir an önce çocuğumu istiyorum. 4 ay önce böyle seslenmiş, eski eşi tarafından kaçırılan 10 yaşındaki evladının bulunmasını istemişti. O çağrısı yanıt buldu. Aylardır kokusuna hasret kaldığı oğluna işte böyle kavuştu. Hala rüya gibi geliyor. Elim ayağım titriyor şu anda. Herkesin çok emeği geçti. Tek başıma olsaydım zaten başaramazdım. Anne Didem Şenol, 11 yaşındaki oğlunu görmesi için cezaevinden izinli çıkan babası Çağrı Çapraz'a teslim etmişti. Ancak baba günü dolduğunda oğlunu annesine götürmek yerine kayıplara karıştı. Acılı anne 15 aylık diğer oğluyla kaçırılan evladına kavuşmak için çalmadı kapı bırakmadı. Bulacağım ama onu. Ne olursa olsun, neye mal olursa olsun bulacağım. Yüreği yanan anne bir programda karşılaştığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi. Başkanım, sizden başka kimse yardım edemez başkanım, ne olursunuz. Oğlunun Kuzey Irak'ta olduğu ortaya çıkınca başkonsolosluk devreye girdi. Çocuk Erbil'de bulunup annesine geri verildi. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum araya girdiği için. Anne oğul resmi işlemlerin ardından uçakla Türkiye'ye gönderildi. Baba ise Irak'a kaçak yollardan girme ve velayeti annesinde olan çocuğu alıkoyma suçlarından tutuklandı.